doğrudan demokrasinin en güçlü aracı olan referanduma sunulan bu anayasal metnin dönüştürücü ruhu gelecek açısından bizlere güven vermektedir. Nitekim bu anayasa ilk kez bir darbe sonunda galip gelen millet ve onun iradesinin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından tanzim edilmiş ve millet olarak bizlerin onayına sunulmuştur. Yine ilk kez darbe sonrası silahların gölgesinde değil, demokratik bir atmosferde propaganda yürütülmektedir. Bu ilklerin ruhunu barındıran ve millet iradesinin yansıması olan bu anayasa en büyük hayalimizdi ve bu gerçekleşmektedir. Bu değişiklikle öngörülen seçim sisteminin sağlayacağı güçlü toplumsal meşruiyet, başta liderler olmak üzere siyaset kurumunu topluma açık bir ölçekte dönüştürecek, toplumu kamplaştırıcı dil ve politikalardan uzaklaştıracaktır. Genç ve etkin bir nüfusa sahip ülkemiz, kendisine dar gelen bu gömlek değişimiyle bölgesinin ve dünyanın önünde gelen ülkeler arasında yerini alacaktır. Enerjisini tüketen koalisyon ve darbelerden kurtularak dinamik bir vasfa kavuşacak. Medeniyet hamisi iddiasında olan ülkelerin darbelere sessizlikleriyle birlikte darbecileri açıkça korumaları ve demokrasinin işlemesini engelleri derin bir krizle karşı karşıya kaldıklarını göstermektedir. Faşizan eğilimlerin arttığına ve içe kapanmacı anlayışla yeniden duvarlar örmelerine tanıklık ediyoruz. Birliklerin ise evvela birlik kuruluş mevzuatlarını çiğnedikleri, evrensel değerleri kolayca iç siyaset beklentilerine kurban ettikleri, çifte standartlı adeta kurala dönüştürdükleri alenen görülmektedir. Tam da bu noktada yükselen değerleri ve potansiyeliyle insanlığa milletimizin kazandıracağı çok şeyin var olduğuna inanıyorum. Milletimiz 1000 yılı aşkındır sahip olduğu bu topraklarda hak ve adaletin gölgesinde şekillenen medeniyetlerin öncülüğünü yapmıştır. Bu medeniyetler aynı zamanda insanlığın güven ve huzurunun da kaynağıydı. Batının tüm terk ve baskılarına rağmen insanlığın ulaştığı evrensel kazanımları koruma azminde olan bu millet 16 Nisan'da önünü açacak bu sistem değişikliğiyle yeni bir dirilişin kapısını aralayacaktır. Rejim değişikliği ve tek adamlık iddiasıyla kullanılan manipülatif hayırcı dilin bize göre hukuki, siyasi, ekonomik ve sosyal bir dayanağı yoktur. Anayasa mecliste tartışılırken aksine konuşmamak için kürsüyü yıkmayı tercih edenlerin dün olduğu gibi bugün de kullandıkları tarzın sorunlu olduğunu düşünüyorum. Evet dedi, hayır da saygı duyuyorum. Tarzda ve doğrular üzerinden geliştirilen dayanaklarla kullanılmasının da esas olduğunu düşünüyoruz. Bu sebep, bu anayasal değişikliğin sadece siyasilerin meselesi, süreçte anayasal metnin anlatılması hususunda etkin bir şekilde çalışacağız ve sürecin evetle sonuçlanması için önemli bir gayretin içerisinde olacağız. Güçlü demokrasi ve güvenli bir gelecek için herkesi evetle buluşmaya davet ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.